kıssaların en güzelini anlatacağım sana. En güzel sen olasın diye kıssanın sonunda. En güzel sen olursan anlatılanların hepsi en güzel kıssa. En güzel kıssanın bizi en güzel eylemesi duasıyla Yusuf Ley'in Yusufça yolculuğumuza devam ediyoruz. Ve Yusuf zindanda. Yusuf zindan arkadaşlarının rüyasını yorumladı ve Yusuf o zindandan çıkacağını bildiği, gördüğü arkadaşına beni sarayda Rabbinin efendinin yanında hatırla dedi ki bunu derken aslında Rabbinin kendi yanında olduğunu unuttu ki unutkanlık insanlık halidir, Yusuf halidir. Bunda şaşılacak bir şey yok. İşte biz de şimdi anlıyoruz ki dünyadayız. Kıtlığın ve darlığın olduğu bu yerde şimdilik duruyoruz. Bu dünya zindanında arkadaşımız Yusuf aleyhisselam ve o bize gördüklerimizin ardını, tanık olduklarımızın aslını anlatıyor. İşte Yusuf kıssasının bugünkü sahnesi. Yusuf zindandayken Mısır kralı bir rüya görür. Hatta rüyalar görür. Hep yorumunu ister, onu bunu çağırır. Belki yüzlerce insan çaba gösterir. Lakin doğru yorumlanmaz. Hatta yorumlayanlar bunun yorumlanmaya değmez bir rüya olduğunu da söylerler. İşte o zaman Yusuf'u hatırlar zindan arkadaşı. Hatırlar. Rüyaları doğru yorumlayan, gördüklerimizin aslını bize söyleyen biri vardı der zindanda. Böylece Yusuf'un zindanda unutulduğu hatırlanır. Yusuf zindanın duvarlarını böylece yıkar. Yusuf zindanın çeperini böylece aşar. Yusuf'un zindandan çıkışı böylece başlar. İşte bizim de bu zindandan çıkışımız, bu dünyadan çıkışımız, gördüklerimizin aslı nedir diye soruşumuzla başlayacak. Sahi niye buradayız? Sahi neden geldik buraya? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Bizden istenen nedir? Bu gördüklerimiz niye? Bu güneş niye burada? Bu gök kubbe niye tepede? Ben niye bu yeryüzünün üzerinde yürüyorum? Neden? Neden ama ben insan, akıl sahibi, şuur sahibi biri olarak buradayım diye sorduğumuzda olan bitenin arkasını görmeye başlıyoruz. İşte o zaman kralın rüyasında olan biteni anlatan Yusuf'un dediğine geliyoruz. Bunun da ardından, bu dünyanın da ardından insanların darlıktan kurtulup bolluğa kavuştuğu bir devir gelecek. Bir devir gelecek. İnsanların darlıktan kurtulup bolluğa kavuştuğu bir devir gelecek. Neredeyse geldi. Bu dünya darlık yeri, bu dünya kıtlık yeri, bu dünya zindan, bu dünya rüya. Bu rüyanın çeperlerini yırttığımızda, gömleğini açtığımızda bu darlıktan çıkacağız, bu kıtlıktan kurtulacağız. Yusuf ne kadar güzel söylüyor. Yusuf'un ne kadar güzel söylediğini bize Rabbimiz söylüyor. Aslında Yusuf'un ağzından duyduğumuz söz Rabbimizin sözüdür. Her birimize tek tek adeta rahmetin tebessümüyle sesleniyor.
Şikayetçi misiniz? Darlıktan, sıkıldınız dünyadan, görmüyor değilim. Şikayetçi misiniz kıtlıktan? Evet, iyice, iyice daraldınız. Krizler, krizler, krizler. Evet, ümidinizi yitirmek üzeresiniz. Yo, yo. Bu devir geçecek. Siz insanlar darlıktan kurtulup bolluğa kavuşacaksınız. Öyle bir devir gelecek. Öyle bir devrin, dönemin eşiğindesiniz. Dünyayı ona göre değerlendiriniz. Şimdiniz böyle, sonranız daha güzel olacak. وَلَا الْآخِرَةُ حَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Sonran öncekinden daha güzel olacak. Ahiretin dünyadan daha hayırlı olacak. Öyleyse, öyleyse Yusuf'un zindan arkadaşı olduğunu bil, Yusufça yaşa, Yusufça gör, Yusuf'un durduğu yerde dur diyor Rabbimiz bize. Bu dünya darlık yeri, bu dünya kıtlık yeri. Devrimiz, bolluk devrimiz gelsin, ta ki onu hak etmiş olarak gelsin. Dünyanın kalbine hoş geldiniz. İstanbul'dasınız sevgili dostlar. İstanbul'un kalbine hoş geldiniz. Eyüp Sultan'dasınız. Dünyanın en güzel bütün zamanların en aziz misafirini ağırlayan Eyüp El Ensari'nin artık misafiriyiz. Biz de onun kaderini paylaşmak niyetiyle onun yanındayız, onun makamındayız. Kalbimizde Efendimizin aleyhissalatü vesselam ruhunu ağırlamak üzere bu akşam sohbete Bismillah diyoruz. Vaktin kalbinde, sahurda, seherde bu gece konuğumuz değerli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı. Hocam hoş geldiniz. Merhaba efendim. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şöyle buyurun hocam. Allah teşekkür razı ederiz. Olsun. Sağ olun. Eksik olmayın. Yayınlar sizinle hayır bulsun. İnşallah. İnşallah. Birlikte. İnşallah nasip olsun. Hayırlar hem eder olsun. Harika. Hocam bu akşam... Soru mu çektireceksiniz oradan? Hocam. Çekilecek çok şey var fakat bugün kısmetinize taze güllerimiz geldi hocam. Aa ne güzel. Evet. Gülü Muhammedi. Allah'a şükür. Çok şükür. Samimiyet deyince, bu akşam samimiyet diyeceğiz. İnşallah. İçtenlik diyeceğiz. Hatta nasihat diyeceğiz herhalde. Tabii mi? Aynı kökten. Evet. Aynı manayı besliyor onlar. Şimdi gözüm takıldı hocam bu günlere. Herhalde samimiyet bu olsa gerek. Yani yeryüzünde gül olmasaydı, yok yani böyle bir şey. Biz yani bir gün nazlanıp da ne bileyim bir seher vakti, sahur vaktinde biz şöyle diyebilir miydik yani? Ya Rabbi yani her şey güzel ama şöyle çok kızıl yapraklı, çok tatlı, etrafında bülbüllerin öttüğü, ha sapı da olan ama dikeni eksik olmayan, ha öyle bir şey istiyoruz diyebilir miydik? Öğretilmeden dememiz zor. Evet. Öğretilmeden bunu bizim bilmemiz ve dememiz zor. Ama öğreten onu da öğretiyor, onu da istetiyor. O güzellikle de tanıştırıyor. Ve o nimetle de bizi karşı karşıya getiriyor elhamdülillah. Yani istemesini bile bilemeyeceğimiz, tasavvur edemeyeceğimiz şu gülü bize terafet, incelik diye veren, etrafına da bülbül sesini dokuyan o Allah'a, yaratıcıya samimi olmaktan bahsedeceğiz. Evet. Onun bizi ne kadar önemsediği şu gül yüzünden belli. Yani kainatı yaratışından belli, gülden belli, bülbülden belli, sümbülden belli, evrendeki güzelliklerden belli, lütfettiği
lütuf ve ihsanlardan belli. Yani onların hepsine baktığınız zaman yani sınırsız, nihayetsiz bir ihsan var, güzellik var, hüsn var. Bu hüsnlerle beraber zaten insanın da herhalde en önemli özelliklerinden birisi bu hüsn arayışı, güzellik arayışı içerisinde ve o kıvamda yaratılmış olması. Herhalde ahsen-i takvim de bunu çağrıştırıyor. Hmm. Yani ahsen-i takvim, o da hüsn kökünden biliyorsunuz. Yani kıvamı en güzel, yani hüsnü arayan, hüsnle buluşan, güzelliğe talip olan, güzelliğin farkında olan, yani cemali arayan. Malum bu evrende, bu kainatta Cenab-ı Hakk'ın iki tür esması tecelli ediyor. Bir celal isimleri var, bir de cemal esması var. Celal ile cemal sürekli birbirini takip ediyor. Bunlar ikisi birbirinin zıddı şeyler. Cemalinden güzellik, gül, gonca, cennet, iman, gündüz, aydınlık, nur meydana geliyor. Celalinden ise karanlık, zulümat, küfür, diken, zorluklar, meşakkatler zuhure geliyor. Hani cemali zahir olsa tiz, celali yakalar anı, bu alemde bir gül açılsa görürsün yanında har olur feyda diyor Niyazi Mısri Hazretleri. Ay maşallah. Evet. İyi gözlemlemiş. Evet. Yani cemali varsa gül şeklinde hemen yanında. Evet. Har var, diken var. Yani gündüz de gece de böyle. Yani gündüzün aydınlığı hakikaten büyük bir letafet, güzellik ve cemal. Ama gecenin karanlığı bir zulümatın temsili. Ama evet, onun da kendine göre güzelliği var. Zaten asıl arif mümin, irfan ehli mümin, celal içre cemali arayandır. Yani o celal sıfatında da bir cemal bulunduğunu ve bulunması gerektiğini fark eden ve o arayış içerisinde olandır. Yani hüsnü mutlakın her yerde celal içinde de tecelli edebileceğinin farkında olandır. Tabii hüsnü mutlak bazen gizli olabilir, mestur olabilir. Onu idrak etmek için bir basiretli nazara ihtiyaç olabilir. Ama bir de herkesin kavrayabildiği böyle gözle görülen güzellikler, o cemal mansarı diyoruz onlara. Ama celalin içerisinde de gene bir cemalin bulunduğunu ehli irfan kabul ediyor. Ama işte onu idrak etmek için biraz kafa gözüyle değil, kalp gözüyle olaylara bakmak ve o gözle okumaya çalışmak gerekiyor. O gözle okuduğunuz zaman onu görebilecek bir idraki eriyorsunuz. Erciyes'i hocam tanırsınız. Kim efendim? Erciyes. Erciyes, evet. Kayseri. Evet. Uçuşlarda mutlaka selamlaşıyoruz. Evet. Yani, hava bulutlu bile olsa gökyüzünde bir tanıdık o çıkar. Şimdi dağ dediğiniz azamettir, celaldir. Aynen. Ama o celal şöyle 10 bin metreden baktığınızda ya da eteklerinden baktığınızda son derece cemalli. Ağrı'nın bir duruşu var mesela. Evet. Bambaşka. Evet. Yani doğru. Fotoğrafından biliyoruz ama Everest'in bir duruşu var. Sivri, yani insanın gözünü karartacak o yükseklik. Ama dağ yanına varınca küçülür derler. Doğrudur. Yani bu da ayrı bir güzellik. Hem yani yaklaştıkça o azametini gizliyor. Azametini gizliyor. Yani celali cemal haline dönüşüyor. Aynen öyle. Çok aynen güzel. Öyle. Hani evet. Allah'ın celalinde cemal vardır diye arayanlara. Evet. Bir uçakta pencere kenarı yolculuk tavsiye ediyorum sana. O dağların ne kadar doğru, latif olduğunu orada görmeleri kâfi. Hele böyle üzerinde kar olduğu zaman yukarıdan seyrediyor. Hiç eksik seyredir. Olmuyor. Aman eksik olmuyor yani. Zannediğim aman gibi. Allah. Yani o ayrı bir güzellik tabii. Onu öyle görmek. Dumanlı görmek daha bir ayrı güzellik. Harika. Dumanlı dağlar. Hepsinin ayrı bir özelliği ve güzelliği var. Dağları görünce hocam aklıma şey geliyor. Yani bir gün böyle herhalde Allah ne kadar ciddi demiştim. Tuhaf geliyor da. Evet. Yani nasılsa ben ilahiyatçı değilim. Beni çok ciddiye almasınlar ama Allah dağları şahit göstererek konuştuğuna göre dağlar ne kadar ciddi ise varlığı, yani onu asla hafife alamazsın, şakaya gelmez. Yani Allah Teala dağlara öyle bir anlam yüklüyor ki وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ اَوْتَادَى diyor. Hmm. Yani biz dağları kazık kıldık. Yani yeryüzünün sarsılmasını, savrulmasını önleyen dağların o duruşu, sizin ciddiyet dediniz ya, evet, yani o ciddi ve dik duruşu
yeryüzünün bekasını, devamını sağlıyor aslında. Yani Allah Teala Kur'an'da buna işaret ediyor bu bakıma. Çok şükür. İşte o sütun duruş, o sadeliğin içindeki zarafet, aynı zamanda bütün detaylarıyla, karmaşasıyla beraber bir duruluk var. Dağda bunu görüyoruz. Şu günde bu çok net kendini gösteriyor. Bunların hepsini yaratılışın insana, eğer kainatı vahiy diye okuyacaksak, insana bir samimiyet çağrısı olduğunu düşünesim geliyor. Doğru söylüyorsunuz. Samimi misin, içten misin? Evet. Yani şimdi aslında baktığınız zaman, yani yaratıldığımız arzı, toprağı düşündüğümüzde, ki Allah Teala huve enşaekum minel ardı ve sa'marakum fiha diyor. Evet. Yani sizi arzdan, topraktan yaratan odur ve o sizin o arzı imar etmenizi istiyor diyerek aslında bir bakıma, yani arz ile yaratıldığımız toprakla bizim aramızdaki o tevazünü, dengeyi ve bu dengenin devamının da orada bir imar faaliyetiyle mümkün olacağını işaret ediyor. Yani siz bu arzı, yeryüzünü, yaşadığınız bu evreni, kainatı ne kadar çok ciddiye alır, önemser ve onu imar edecek işler yaparsanız, yani kulluğu daha iyi yapmış olursunuz. Ama ne kadar çok o yeryüzünü abad edecek değil de berbat edecek işler yaparsanız, dengeleri bozarsanız, müdahale ederseniz, yani olması gereken yerde durmasına değil de kendi kafanıza göre bir noktaya taşımaya kalkarsanız, dengeleri bozarsanız, o zaman işte o sizin söylediğiniz güzellik, tenasüp, ahenk, samimiyet kaybolur. Yani madem ki Allah Teala öyle yaratmış onu, öyle bir güzellik vermiş, bizim o güzelliğini muhafaza edecek bir duruş sergilememiz gerekiyor. Hem kainata bakışımızda, yani kainat kitabını okuyuşumuzda, kendimizi okuyuşta. Çünkü baktığınız zaman aslında üç önemli kitap var okunması gereken. Yani bizim kendi küçük kitabımız, kendimiziz. Evet. Yani önce onu okumamız gerekiyor. Yani varoluştan itibaren yaratılışımızı, nasıl dünyaya geldiğimizi, çocukluğumuzu, gelişim çağındaki halimizi, tavrımızı, dünyayı tanıyışımızı, kaşımızı, gözümüzü, insanların taleplerini, koşuşturmalarını, iniş çıkışlarını, bunları okuduğunuz zaman yani insanoğlunun ne olduğunu, kendinizin ne olduğunu anlıyorsunuz. Yani nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz, burada size ait neler var? Sizin bu ne kadarını siz kendiniz bunu yapıyorsunuz? Ne kadarı size ihsan edilmiş imkanlardır? Bunun farkında mısınız? Diye bir insanın kendini okuması söz konusu. İlk ayetler zaten bunu emrediyor. Yani ikra bismirrabbikellezî halak, halakal insâne min alak. Yani insanın ana rahminde tutunan embriyodan yaratıldığını okuması, bunu düşünmesi isteniyor ilk okuyucu olarak. Sonra Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde bir de kainatın okunması isteniyor. Yani evrene bakmak, nazar ayetleriyle, rüyet ayetleriyle, efendim tefekkür ve tezekkür ayetleriyle kainat kitabını okumak isteniyor. Tabii ki ondan sonra en büyük kitabı, Kitab-ı Kerim'i, Kerim kitabımızı okumamız gerekiyor. İnsanoğlunun yani okuma trendi buradan yukarıya doğru yükselerek gidiyor. O zaman işte neredeyiz, ne kadar samimiyiz, bize verilen sorumluluk ve görev zımnında Allah ile kulluğumuz açısından samimiyetimiz nerede? Gerçekten samimi miyiz? Çünkü o Allah Resulü'nün meşhur hadis-i şerifi, yani eddinu nasiha, yani din öğüttür, nasihattır, aslında samimiyettir. İçtenliktir. İçtenliktir. Hocam, Saf suresinin ikinci ve üçüncü ayetlerini. Lime tekulüne ma la tefalun mu? Evet. Siz ey iman edenler. Evet. Madem ki iman ediyorsunuz. Evet. Madem ki iman edenler dendiğinde üzerinize alınıyorsunuz. Aynen. Demek ki bu imanın şartı gelecek şimdi. İmanın gereği gelecek. Niçin söylediğiniz ve eylediğiniz birbirini tutmuyor? Ha? Evet. Niye söylediğinizi yapmıyorsunuz? Veya yaptığınızı söylemiyorsunuz. Ya da yapmadığınızı niye söylüyorsunuz? Çok doğru. Yapmadığınız şeyleri söylemeniz ya da söylediğiniz şeyleri yapmamanız, çevirelim bunu, samimiyetsizliğiniz, evet, içten olmayışınız ve Allah nezdinde Allah'ı kızdıran nahoş, evet, bir davranış.
Kebura makten indallahi en tekulu ma la tefalun, değil mi? Evet. Kebura makten. Evet. Araplar yani, kelime o. Evet evet. Kebura makten. Yani gadabı mucip en büyük davranış, en kötü davranış. Bunu hatırlatırken ikinci ve üçüncü ayetler, birinci ayet ilginç. Çok ilginç bir yerden başlıyor. Aslında samimiyetin nerede olduğunu bize gösteriyor. Tesbihten başlıyor. Tesbih samimiyettir. Evet. Göklerde olan her şey ve yerde olan her şey Allah adına Allah'ı tesbih eder. Yani Allah'ın dediği halde, Allah'ın dediği yerde, Allah'ın dediği yere doğru akmaktadır. Düzen böyle devam ediyor. Zira o azizdir, zira o hakimdir. Evet, demek ki aziz ve hakim olan Allah'a karşı bütün bir kainat onun izzetiyle, hikmetiyle hareket ettiğine göre, her şeyi öyle aktığına göre bu akış samimi. İkinci ayet, siz bu koroya niye dahil değilsiniz? Niye başka tellerden çalıyorsunuz? Ha, yani evet. Niye akorda uymuyorsunuz? Akorda. Farklı sesler çıkarıyorsunuz diyor Allah Teala Hazretleri. Gerçekten iyi bir yerden yakaladınız. Bu son derece önemli. Efendim aslında şimdi İslam ulemas... Bu çok güncel bir sorun değil mi hocam? Yani efendim? Şey, güncel bir çok. Hiç gündemden düşmeyen bir soru. Aynen. Söylediğiyle eylediği. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü bir başka ayette de Allah Teala insanlar kendilerinin sınanmadan salıvereceklerini zannederler diyor. Yani fitneye uğramadan hesapsız salıvereceklerini zannederler. Salınmayacaklar. Yani mutlaka yaptığımızın, o işte yapmadığımızın ve söylediğimizin aramızdaki dengesizliğin ve muvazenesizliğin hesabı dünyada ya da ahirette mutlaka verilecek. Dolayısıyla en önemli samimiyet bizim o işte eles bezminde verdiğimiz sözü olan muvafakatimizdir. Uygun davranışlarımızdır veya muhalefetimizdir. Yani Mevlana öyle diyor. Yani bizim buradaki ibadetlerimiz, taatlerimiz, infaklarımız, güzel davranışlarımız aslında eles bezminde verdiğimiz sözü olan bağlılığımızın delilleridir, şahitleridir. Yani biz onlar sayesinde biz buraya bağlı kaldığımızı ifade etmiş oluyoruz Rabbimize. Yani orada bir söz verdik zaten ama o sözümüzle ne kadar uygunuz değiliz. İşte bunu amellerimizle, davranışlarımızla ispat etmiş oluyoruz. İşte bu sizin okuduğunuz ayet-i kerimeyle de çok doğrudan alakalı bir yorum bu baktığınız demek zaman. Demek ki tesbih etmek, yani biz Subhaneke Allahümme derken evet. Onu sadece söyleyen değiliz, bir de eyleyen olacağız. Tabii. Allah'ın sana dair hükmünü beğeniyorsan beğenmelisin. Onun o hükmün icabı neyse o halde olacaksın. Onun dur dediği yerde duracaksın. Git dediği yere gideceksin. Uzak durduğu yer, uzak dur dediği yerden uzak duracaksın. Evet. Bu ama aksini yaparsak Allah'ım ben seni seviyorum ama evet. Yani bu talebin pek bana uygun burada şöyle değil. Bir tasnif evet. Var malum halleriniz. Evet. Yani bu tesbih iki türdür deniliyor. Bir tesbihi teshiri vardır. Yani zorunlu tesbih vardır. İşte orada geçen ma ile ifade edilen canlı cansız varlıklar, insanın dışındaki varlıkların tesbihi teshiridir. Zorunlu olarak Allah'ın kendilerini buna yönlendirdiği için Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Bir de tesbihi iradi vardır. Yani kendi iradesiyle, aklıyla kendisine yüklenen bir görev olarak bu tesbihi yapmış olması. Tabii bu noktadan baktığınız zaman insaninkisi bu ikincisine i̇radi. Giriyor. İradi olana giriyor. İbn Arabi'nin de şöyle bir tasnifi var. Diyor ki tesbih açısından insanlar, varlıklar daha doğrusu, kainatta dört türde mütalaa edilebilir. Birincisi cemadattır. Nedir cemadat? Dağlar, taşlar, kayalar. Yani canlılık emaresi olmayan varlıklara cemadat diyoruz. Cansız varlıklar. Bunlar hiç tesbihinden fari olmayan, sürekli Allah'ı zikreden, atomun içindeki nötron protonun o akışı, dönüşü aslında bir tesbihtir yani. Tabii ki, o manada. Evet. Dolayısıyla o cemadatın en küçük şey, elektronları, protonları o dönüşleriyle Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar. İkincisi bunlar samimi. Samimi. Hiç hilaf yok. Taş hiç samimi. Aynen öyle. Kayaları da anlatıyor Allah Teala. Kayalar samimi. Evet.
İkincisi, hatta affedersiniz kestim hocam, önemli. Siz kayalar deyince Allah taşın kalbi olduğunu söylüyor. Ya da taşın kalbimizden daha yumuşak aynen. olduğunu ima evet. etmiyor. Kaset kulübüm devamında evet. bunu söylüyor. Doğru söylüyorsunuz. İkincisi nebatattır diyor. Yani nebatat bitkiler. Evet. Yani bunlar hayatın devamı için suya, güneşe ihtiyaç gösteren varlıklardır. Yani dolayısıyla onların tesbihi bunların su ve güneşin devamı ile kabildir. Dolayısıyla bunlar kısmen cemadata göre tesbihlerinde bazen yavaşladıklar olur. Yani ihtiyaç duyduklarına ulaşamamaktan kaynaklanan zafiyet sebebiyle. Üçüncüsü diyor hayvanattır. Yani hareket eden varlıklar, canlılar, börtü, böcek, hayvan vesaire. Bunlar da üçüncü derece, çünkü bunların bitkilerden farklı olarak biraz daha hani karnını doyurmaya ve başka bir takım ihtiyaçlara da sahiptirler bunlar. Bu ihtiyaçlar sebebiyle tesbihlerinden bitkilere göre biraz daha sıkça fari olabilirler. Dördüncüsü insandır. O ise ve kalilu min ibadiyye şekur ayeti kerimesine göre tesbihi de şükrü de en az olandır. Ama kaliteli olan. Tabii. Yani, olduğu zaman da gerçekten kaliteli. Çünkü yani. İrade olduğu için ortada o irade unsuru var. Hayır, zaten insanın normal bedeninde iradesi dışındaki belki vücudu gene tesbihe devam ediyor. Aslında insan bedenine bakınca bu üç tesbih devam ediyor. Devam ediyor. Ama şu beyin ve kalpteki problem yine koroya katılma meselesi. Akord olmuyor işte onlar. Akord evet. olmamız lazım. Akord olmadığı için orada problem var. Devre o zaman tamamlanacak. Evet, aynen o zaman tamamlanıyor. Değilse hep böyle bir cırt ses çıkıyor yani. Koronun içerisinden bir farklı ses çıkıyor. O da akordu bozuyor, harmoniyi bozuyor ve o güzellik kayboluyor. O güzelliğin devamı akordun tamamlanmasına bağlı. Uyuduğumuz zamanlarsa çok kayda değer zamanlar. Evet. Onu... İşte o itminan o zaman evet, oluşuyor. Evet. Halavet o zaman oluşuyor. Efendime söyleyeyim, sükunet. Huşu namazdaki o zaman oluşuyor. Aslında yani, bu da hani sizin şükrünüz ne kadar azı, ben müsaadenizle hep şöyle de anlamak istiyorum. Aslında mazhar olduğunuz nimet o kadar büyük ki. Ha, ona mukabil. Siz tabii, ne kadar şükretseniz de yetişemeyeceksiniz. Hani gafletinizi bir kenara koydum. Yani, gafil olmasanız, uyanık olsanız bile mazhar olduğunuz irade nimeti, insan ve şuur sahibi olma nimeti o kadar büyük ki ne yapsanız da zaten şükürde eksik kalacaksınız. Ki şükrediyor olmak da bir şükür sebebi ise evet. Sürekli negatife düşüyoruz. Aynen öyle. Şükrettikçe yeni şükürler başlanır. Ve intavu diyor nimetallahi la tuhsuha diyor Allah Teala. Yani ya Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya kalksanız, tadat etmeye kalksanız buna gücünüz yetmeyecektir. Nasıl yesin? Hal böyle olunca o şükre bile bir şükür gerekiyor. O zaman. Tevbeye bile tevbe gerektiği gibi. Evet. Öyle olunca en güzeli teslim olmak. Borçlu kalacağız. Evet. Kim ki Allah'a borcunu kapattığını iddia ederse. Evet. Ya da borcu olmadığını sanırsa. Evet. Allah onunla ilişkisini keser. Kesinlikle. Tamam, görüşmeyelim o zaman. Evet. Demek ki iman etmek Allah'a borçlu olduğunu, hep borçlandığını kabul etmek demek. Alacaklısı Allah olana da bir şey denmez herhalde. Evet. O çok büyük Şakik bir şey. Şakik Belhi'nin güzel bir sözü var. Diyor ki Şakik Belhi. Evet. Diyor ki beş maddede bir tanesinde Allah'a kulluk et ona ihtiyacın olduğu kadar. Allah'a kulluk et ona ihtiyacın olduğu kadar. Ona ihtiyacın sınırsız olduğuna göre kulluğunu sınırlama diyor yani. Eyvallah. Fırsat buldukça kullukta devam et. Muhteşem bir şey. Eyvallah. Evet. Hocam biz ya vedu diyeceğiz müsaadenizle. Eyvallah. Tamam efendim, buyurun. Vedudsun bana ki beni kimse sevmezken sen sevdin. Sevdiklerime beni sen sevdirdin. Ne güzel ki seni sevmekle sevinirim. Seni sevenleri severim. Seni sevenlerin beni sevmesiyle sevinirim.
sevdiklerimi sevindirmemi seversin. Ne güzelsin ey Vedud, beni sevmelerin öznesi, sevmelerin nesnesi eylemişsin. Ki sen hiç yoktan yaratır ve hep var edersin beni. Beni yokluğumda sevmişsin ki var etmeye değer görmüşsün. Unutulmuşluğumu aldırmadan, hiç kimselerin aradığı değilken ben, sensiz olmaz, sensiz olmaz, ille de sen demişsin. O kadar belli ki. Kişi sevdiğiyle beraber olmak ister. Kişi sevdiği ile beraber olmak ister ya. Ya Rab, beni beraberliğine sen seçmişsin. Yoksa sen beraber olmamızı sevmemize gerekçe mi yaparsın? Belli ki beni sevdiğin için beraberliğine kabul etmişsin. Ki ben sevemezken beni, ben sevecek değilken kimseyi, ki ben sevilecek değilken kimseler tarafından sevip de sevmeye layık görmüşsün ve hep sevdirmektesin beni. Başkalarının gözünden düşmüşken, anılmaya değer bir şey bile değilken ben, nazarında biriciğin eylemişsin beni. Neylersen güzel eylersin. Aklını halikin sensin. En güzel kıvama yoğurmak için beni seçişine nasıl sevindim. Belli ki sevdiğin için değer katmak istiyorsun bana. Şefkatle terbiye etmek istiyorsun. Sevdiğin için hatalarımı bağışlayacağını haber veriyorsun. Muhabbetinin eşsizliğinden ötürü beni hatalarımla kabul ediyorsun. Hatamla seviyorsun beni, kötülüklerimi yok sayacağına söz veriyorsun. Affetmeyi seviyorsun, severek affediyorsun. Belli ki vedud olduğun için gafursun, gufranın, bağışlaman, affetmen, sevmendendir. Ya Rab, Şuayb kuluna söylettiğini duydum ve itaat ettim. İstiğfar ediyorum ve sonra sana tövbe ile dönüyorum. Şüphe yok ki ey Rabbim, sen Rahimsin, sen Vedudsun. Beni müminlerden eyle. Öyle ki gönlüme sevgi yerleştir. Senin ayetlerindendir ki beni bir topraktan yarattığın halde beşer oldum ve çoğalıp duruyorum. Senin vedudiyet ayetlerindendir ki sükun bulalım diye benim için yine benim nefsimden eş yaratıyorsun ve aramızda sevgi ve merhamet var ediyorsun. Ey Rabbim, senin sevdiğin, seni sevdiğini söylediğin güzel insanlara dahil eyle beni. Ki sen muhsinleri seversin. Muhsinleri sever gibi sev beni. Ki sen yokluğumda gördün beni, yokluğuma razı olmadın. Ben varken sen, vardan da öte varken nasıl görmem seni? Sen tevbe edenleri seversin. Tevbe edenleri sever gibi sev beni. Ki tevbeye vesile günahım çoktur. Sen temizlenenleri seversin, temizlenenleri sever gibi sev beni. Sabredenleri seversin, sabredenleri sever gibi sev beni. Sen adaletli olanları seversin, adaletli olanları sevdiğin gibi sev beni. Yokluğumda sevdin beni, varlığımda elbet, elbet seversin beni. Bilemediysem cahilliğimden, ya Rabbi, cahilliğimden.
Eyvallah hocam. Bedu'da denk geldik. Aslında isabet de olmuş. Ha, buyurun hocam. Tabii. Şu isabeti. Büyük bir tevafuk. Hay hay hocam. Büyük tevafuk. Şimdi efendim bu nasihat ve samimiyet konusu söz konusu olduğunda benim hemen hatırıma bir şey geliyor. Şimdi bizim ulemamızın dinin erkanı erbaası diye adlandırdığı 4 hadis-i şerif var. 4 hadis var ki bunları ulemamız bunlar dinin erkanı erbaası, 4 temel direğiydi diyorlar. Bunlar hangi hadisler? Bunlardan birisi işte bu eddin nasiha, onu en sona bırakayım. Onun üzerinde konuşalım. İkincisi innemel amalu binniyat. Ameller niyetlere göredir. Yani bu gönül dünyamızın Rabbimizle ilişkilerini merkeze alan ve oradaki katma değere göre davranışlarımızı anlamlandıran bir hadis-i şerif bu. Hakikaten orada ne varsa gönlümüze katma değer olarak amelle ilgili ne varsa o sonuçta amelin kalitesini artırıyor veya bitiriyor işini. O çok önemli. O niyet hadisi. Niyettir. Niyet hadisi. Üçüncüsü min husn islamil mer'i terkuhu ma la yanihi. Yani insanın insan olarak kişiliğinin oturması, insanlar nezdinde bir yere konulabilmesi için yani hedeflerinin olması, boş işlerle uğraşmaması, malayaniyle hem dünyaya hem ahirete, bugüne yarına hiçbir faydası olmayan, hiçbir anlamı olmayan şeylerle hayatını, zamanını, en kıymetli, en değerli varlığını heba etmemesi anlamındaki hadis-i şerif ki bu hakikaten önemli bir şey. Dördüncüsü de beşeri münasebetlerde, yani bugün empati diye tarif edilen kişinin kendisi için istediğini başkaları için istemesi, kendisi için istemediğini başkaları için istememesi hadis-i şerifi gerçekten bizim beşeri münasebetlerdeki ilişkilerimizi düzenleyen, hem gönül dünyamızı Allah'ımızla ilişkilerimizi, hem nefsimizle ilgili hani hedefler belirleme manasına, hem diğer insanlarla münasebetlerimizi belirleyen ama sonunda o eddin nasiha en başta söylediğim ama sonra almayı düşündüğüm hadis-i şerifte ise bunların tamamının nasıl olacağını da bize Efendimizin ağzından tadat eden hadis-i şerif gerçekten bir Müslümanın gündelik hayatında doğumundan ölümüne kadar olan safhalarda ilişki içinde olacağı bütün varlık alemiyle, Allah ile, kitapla, peygamberlerle, yöneticilerle, insanlarla ilişkilerini düzenleyen bir boyutu var. Çünkü o eddin nasih hadisi, yani din samimiyet bir hadis-i şerifi ki bunu daha önce biz din nasihattir diye tercüme ediyorduk ama daha sonra anlaşıldı ki özellikle Sayın Başkanımızın yıllar önce yazdığı bir makalede bunun içtenlik manasına geldiği Arapça kökünde çok daha oturdu anlam. Din samimiyettir limen ya Resulallah. Yani sahabiler hemen sonra kime karşı samimiyettir? Evet. Peygamberimiz ondan sonra bir lillahi. Allah'a karşı samimiyettir. Yani Allah ile ilişkilerimizde samimi ve içten olmaktır. Yani yapmacık, o biraz önce okuduğunuz lime takur nevala tavrında olduğu gibi söylediğini yapan, yapmayan, yapmadığını söyleyen değil. Gerçekten Allah ile ilişkilerinde samimi. Sonra affedersiniz hocam, bu o kadar tatlı ki bu 4 hadis. Hay evet. Allah razı olsun. Böyle benim ruhumda şu anda bir bahar iklimi oluşuverdi. Allah razı olsun. Tamamen yani şu anda programları, sahuru, iftarı bıraksak bütün gece gündüz bir 10 yıl sadece bu 4 hadise evet. Çalışsak. Bu 4 hadis zaten pırıl pırıl 10 yılda olsa, 40 yılda çalışılabilir. Evet yani 10 evet. Yıl çalışsak ne kadar hoş olur yani kaza evet. kaza evet. Pırıl pırıl yani içi dışı bir. Evet. Özü sözü bir. Eylediği söylediği eşit. Aman Allah'ım ne tatlı bir şey olur. Muhteşem bir şey. Sahtekarlık çok korkunç bir şey. Muhteşem. Yani insanı en çok yıpratan ve ihtiyarlatan bir şey özellikmiş bu. Yani içi başka, dışı başka. Yani dışı yanıyor, içi donuyor. Hani o yüzden mesela şimdi sıcak memleketlere gittiğimiz zaman ne yaparlar? Sıcak suya ikram ederler. Yani dışınız yanıyor, içiniz de yansın, denge olsun diye. Soğuk memleketlere gidiyorsunuz, Norveç, İsveç, kışın dondurma getiriyorlar.
Allah dışınız Allah. Donuyor, içiniz yani denge olsun diye. Şimdi hakikaten bu denge önemli demek ki. Yani insanın içinde ne varsa dışından da onun görülmesi veya dışında ne varsa içinde de onun olması, hani göründüğü gibi olmak, olduğun gibi görmek diyorlar ya. Evet. Yani evet, o manada önemli bir şey bu. Evet. Yani o iç çekişmesi, dışarısıyla içerisi arasında bir boğuşma, bir hazımsızlık, yani iç barışı sağlayamamak kendi içinde. Yani içini kemiren bir halde bulunması şey, insanın. Çok paranın sahtesini düşünelim şimdi. Yani kalp para. Kalp para. Evet. Yani üzerindeki sıfırlar ne kadar büyük olursa olsun. Hiçbir anlamı yok. Ama sıfırı üstelik ne kadar büyükse, sahte ise o kadar çok kandırılmış oluyorsunuz. Aynen öyle. O kadar çok rezil oluyorsunuz. Şimdi öğretmen sınıfa girmiş. Evet. Demiş ki, çocuklar konuşuyorlar. Evet. Çantasını atmış masasının üzerine. Tahtaya geçmiş. Bir yazmış. Çocuklar dikkat kesilmişler. Çocuklar demiş, bu bir var ya. Evet hocam. Bu bir şahsiyettir demiş. Kişiliktir. İnsanın kişiliğidir, şahsiyettir. Yanına bir sıfır koymuş. Bu çalışkanlıktır demiş. Şahsiyetiniz varsa bunu yanına bir sıfır koyup 10 olursunuz demiş. Bir sıfır daha koymuş. Bu disiplindir demiş. Disiplininiz varsa böyle olursunuz. Bu işte geçimliliktir. Saymış 5-6 tane sıfır. Bu kadar artarsınız. Her bir sıfırda bu kadar artarsınız. Dönmüş başa. Bu biri silersem demiş, bu sizin 5 tane 6 tane sıfırınız hiçbir işe yaramaz. Asıl olan sizin bu şahsiyetinizdir. Dolayısıyla aslında bu samimiyet dediğimiz şey şahsiyettir. Yani kişinin iç ve dışının omurgalı olarak aynı noktaya vurması ve içinde düşündüğüyle dışına yansıttığının aynı olabileceği içten bir duygu ile hayatı yaşayabilmesi ve yani yapmacık tavırlardan yani sentetik değil estetik olması. Evet. Sentetik suni ama evet, estetik evet, gerçekten tabii evet, ve güzel hakimane olması. Yani samimi olmak için kusursuz olmak da gerekiyor. Tabii. Yani içim bu, dışım da bu. Evet, yani kusurlu olduğunu söyleyebilecek bir omurgalılık ve bir şahsiyet de gerçekten önemli bir şeydir. O da samimiyettir ve o samimiyet aslında çok etkileyici bir samimiyettir. Ya ben buyum, bu kadarını yapabiliyorum. Evet. Yani beni bu halde kabul et. Ne kadar güzel bir şey. Çünkü insanı en çok yaralayan şey, mesela evet, beşeri münasebet, sözünü kestim. Sen. Beşeri münasebetlerde, mesela özellikle evlilik münasebetlerinde insanların maske takması kadar riskli bir şey yok. İlk evlenirken herkes maske takıyor. Yani kendi şahsiyetini gizlemek üzere ben buyum diyor. Halbuki insanların olduğu gibi göründüğü tek yer evdir, evliliktir. Yani evleninceye kadar olduğunuz zaman farklı görünebilirsiniz. Ama evlendikten sonra takke düştü, kel göründü, bitti. Gizleme şansınız yok. Ondan sonra evet, tükeniyorsunuz. Ama bu evliliğe adım atarken, yani maske takmadan, ben buyum arkadaş dese evet, ve bütün açık, ben fukara bir adamım, maaşım bu, işim bu, bu şartlarla talibim size dese, kabul ediyorsa eder, etmiyorsa o da kendi işine bakar. Ama harbi oldu. Harbi olsa. Ama değil de ben işte şu kadar maaşım var. İşte Halep'te bu kadar arsını uçardım demiş ya adam. Ama i̇şte Halep diyor. Biri çıkar da Halep oradaysa arşın burada dediği zaman tökezlemeye başlar. Biraz evlilik terapistliğimiz de var. Dediğiniz çok doğru hocam. Tanışıp da evlendik diyenlerin cümlesini tahsih ediyorum. Diyorum ki burada bir hata var. Hayır, evlenip de tanışacaksınız. Bu kadar. Evet. Yani bu samimiyet bahsi şu çok ürkütüyor hocam beni. Geçen de bir dostum bana bir konferans öncesi hatırlattı. Yani çok sık gidiyoruz. Aslında bu da burası da bir sahne. Ömrüm boyunca böyle kulağımda küpe kalacak o. Sahnekar olma dedi. Sahnekar. Sahtekarın tabii. Sahtekarın bir nokta eksiği. Evet. Ama düşündüm Allah muhafaza. Evet. Sahnekarlık korkunç bir şey. Şimdi 10 liranız var diyelim ama sahih. Evet. Yani gerçek para. Geçer para yani. Yani geçer para. Bir de en büyük banknot ne olsun? 250 lira değil mi? 200 lira galiba şimdi. Ha, 200 liranız var ama sahte. Şimdi hangisi daha kıymetli? Şüphesiz
Değerli olan. Bir insanın kendi sahtesini yapması kadar ya, çok kendisinde güzel yapabileceği bir zulüm var mı Allah aşkına? Aynen öyle. Yok ki, neyin var başka? Evet. Başka neyin var da sen bunu harcıyorsun? Hocanın söylediği o bir. Evet. Sen hani diğerlerini silebilirsin. Hani belki servetin eksilir. Evet. İtibarın eksilir. Özgürlüğünden gider. Ama makam azalır da bu bir. Sahicilik, sahihlik. Bu nasıl bir şeydir ki? Bunu sahneye feda ediyor. Gözyaşı ticareti diye bir şey var hocam. Evet. Yani bu nasıl tahammül edilebilir bir şey mi? Ya. Allah muhafaza. Onun için işte bu Resulullah'ın hadis-i şerifindeki o din iştenliktir sözünde de, yani Allah için iştenliktir mesela sözü, yani oradan başlıyor. Sonra işte kitabına din iştenliktir. Evet. Bunu bir defa köşeye koyacağız. Bu arada yeni uyanmışlar olabilir. Bizim biliyorsunuz sabah programımızın kaderi budur. Onar dakika arayla bize katılıyorlar. Ama bir dört hadisi bir tekrarlayalım hocam. Neydi? Evet. Rüknü Erkan erba. Yani dinin beşeri münasebetlerde ve İslami yaşamada dört temel esas. Birincisi ameller niyetlere girilir. Birincisi bu. Yani her ameli değerli veya değersiz kılan kalpteki niyettir. Niyet rıza-i bariye uygunsa, ihlas ve samimiyet duygularıyla yapılıyorsa tap seviyede bir ecir. Yani sizin çekinizin üzerindeki rakamın kıymeti yok. Evet. Çekiniz sağlam mı değil mi, ona bakıyorum. Ona karşılığı var. Aynen. Niyet o. Niyet. İkincisi malayaniden uzak kalmak. Yani min husni İslam'ın ve terkiyuma, yani hedeflerinin olması insanın. Oyalanmamak yani, herhalde. Yani, kullukta bir hedefi, insan olma gayreti, iyi insan, iyi Müslüman olma hedefi, şeyi olmayan, dünyevi ve uhrevi bir getirisi olmayan işlere fazla takılmadan daha çok işe yarayacak işler yapmak, iz bırakacak işler yapmak, insanların hayırına işler yapmak ve bunlara zaman ayırmak. Sadeleşmek diyebilir miyiz hocam buna? Sadeleşmek. Denilebilir. Sadeleşmek denilebilir. Ama boşa düşmemek yalnız. Tabii ki. Düşmeden hakikaten insanın sade bir hayat içerisinde kulluğa ve insanlığa devam etmesi. Sonra empati ve işte bu din nasihat. Yani, bu empati açın hocam. Empati çok, şu. Çok. Kendisi için istediğini kardeşi için de istemek. Kendisinin hoşuna gitmeyen, istemediği şeyi onun için de istemek. Bunu empati diye şey yapıyorlar. Hatta şöyle bir hatıra hatırlıyorum. Bizim Yüksek İslam Enstitüsü'nde talebeliğimiz zamanlarında rahmetli Ömer Kirazoğlu Hoca anlatmıştı. 1959 yılında Süleymaniye Camii yeniden bir restorasyona tabi tutuluyor. Evet. Ömer Bey de o zaman oranın işte sorumlu mimarı. Restorasyonu sağlayan. Menderes zamanı değil mi? Rahmetli. Menderes zamanı, evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah şehadetini kabul eylesin. Amin. İşte o esnada NATO komutanı, devrin NATO komutanı İstanbul'a geliyor. İstanbul'a gelince onun protokol gündemine, ziyaret gündemine Süleymaniye'yi de alıyorlar. Süleymaniye gelince tabii oranın işte şefi, mimarı şeyiyle, yani restorasyonun sorumlusu sıfatıyla Ömer Bey muhatap oluyor NATO komutanı. Tercüman da var. Gezdiriyor işte, tanıtıyor. Caminin özelliklerinden bahsediyor, mimari değerinden bahsediyor, yapılan işlerden bahsediyor. İçeriye giriyorlar, içeride kubbedeki yazıları, minberi, mihrabı falan gösteriyor, anlatıyor. Bir ara kubbedeki bir yazıya gözü takılıyor. Bu yazı ne diye soruyor. Orada bu hadis-i şerif var. لَا يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِيَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Aman Allah'ım. Yani sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe mümin olamaz. Manası bu. Bir daha söylüyor NATO komutanı. Bir daha söylüyor. Allah Allah. Ne muhteşem lakırdı bu diyor kendi ifadesiyle. Ya bu diye ne muhteşem. Ben bu sözden çok etkilendim diyor. Emekliğime çok az kaldı diyor. Ülkeme döndüğüm zaman konusu bu söz olan bir kitap yazacağım diyor. Empati. Empati, evet.
Evet, çok enteresan. Yani bir batılı Efendimizin bu sözünden, hani bugün empati diye ifade eden bu sözden bu kadar etkileniyor. Gerçekten burada bir insani tavır var. Evet. Yani kendin için istediğini başkası için isteyebilecek bir ruh haletine yükselmek. Önceki akşam hocam burada Ahmet Bulut kardeşimizle namazı konuştuk biraz. Seyrettim o programımızı. Çok güzel. Bizim da anlattık. Tam konuşurken tabii yayına aksettirmedim. SMS geldi telefonuma. Haber geldi. Caminin fotoğrafını çekmiş. Sabah namazı vakti. Hocam diyor, bu Kayseri Murat Camii. Şimdi namaza başladım. Namaza bugün başladım. Sizi dinledim. Ben namaza bugün başlıyorum. Diyor. Çok güzel. Muhafaza ettim bilmiyorum. İkimiz o kadar sevindik ki. Ama yayın sonrasıydı bu. Böyle hatta gözlerimiz yaşardı. Sonra giderken düşündüm. Tanımadığım, etmediğim biri. Evet. Belki de hiç buluşamayacağız. Ama tanımadığınız, belki de sevmeye bile fırsat bulamayacağınız birinin alnının secdeye gitmesiyle herkesin bayram ettiği, sevindiği başka bir medeniyet var mı Allah aşkına? Evet ya, ne kadar güzel. Var mı böyle yok, bir şey? Yok, zannetmiyorum. İşte bu paylaşım medeniyeti, kardeşlik medeniyeti, sevgi medeniyeti dediğim medeniyet bu işte aslında. Çok anlamlı ve önemli. Allah Allah. Evet. Bu şeyi buyurun demişken, meselede şöyle bir hikaye var. Yani siz namazla ilgili söyleyin, hatırıma geldi. Şimdi cemaate her sabah birinci safta devam eden bir zat var. Mevlana anlatıyor. İşte 15 sene mi 20 sene mi her gün sabah namazının ilk tekbirine imamın arkasında yetişen birisi. Bir gün her nasıl olmuşsa biraz gecikiyor ve ikinci safa düşüyor. Birinciye yetişemiyor. Fakat uzunca bir süre kayboluyor. Adamcağız yok ortalıkta. Cemaat merak ediyor ya, bu adam her gün yolun arkasında birinci safta dururdu. Ne oldu bu adam, bir hal mi oldu falan. Arayıp takip ediyorlar. İşte birkaç gün sonra ya birkaç ay sonra diyor ki, ben diyor çok ihlasla, samimiyetle ibadet yaptığımı zannederek her gün birinci safta bulunmaya özen gösteriyordum. Bir gün gafletle ikinci safa düştüm. Bundan o kadar etkilendim ki, bundan o kadar insani olarak bir zaaf duydum ki, anladım ki ben ihlasla yapmamışım kulluklarımı. Ve bugüne kadar kıldığım namazları iadeyle meşguldüm. Kim tekrar geliyor? Hay maşallah. Ya bu da ayrı bir bakış açısı tabii yani. Yani insanların takdiriyle kafayı... Allah muhafaza. Evet. Fakat çatladım. Oruç bizi kurtaracak gibi geliyor. Oruç orada riya yok. Yakamızı tutacak oruç. Evet. Oraya yani yan kapısından olmazsa, inşallah bizi... Vallahi ömrünün 12'de birini sen ihlastın, samimi geçirmişsin. Çünkü gösteremiyorsun. İnsan kıvamında bir iş yapmışsın. Ha, var mı böyle? Bak ben ne güzel oruç tutuyorum falan diye. Diyemiyorsun öyle bir... Yok. O şansın yok. O gizli. İyi ki yok ya. Evet. İyi ki yok. Ama namazda böyle bir şey var. Evet evet. Hocam la tahsenin anlamını soruyorlar bize. Öyle mi? Bizim böyle bir huşemiz var. Ha, çok güzel. La tahzen gerçekten önemli bir mesaj yani. Evet. Yani siz maiyeti ilahiye, Allah ile birliktelik ola ola, evet, yanınızda, yakınınızda ve huve ma'akum veya la tahzen innallaha me'ana ola ola nasıl hüzün duyabilirsiniz ki? Evet. Yani hüzün desteği, yardımcısı, himayekarı, kimsesi olmayan işidir. Evet. Sizin kimseleriniz var, kimseniz var. Kim o? Kimsesizlerin kimsesi olan Allah. Evet. Yani bu şuurdaysan senin hüzününe gerek yok. Dertlenmene gerek yok. Allah var, elem yok, keder yok. Yani ona teslim ol. Allah bes, baki hebes diyor Hüdayi Hazretleri. Allah diyor ki, ey kamil kulum, seninle beraber olmak istiyorum. Evet. Seni aynen seçtim beraberle. Aynen öyle. Bu muhteşem bir şey. Ya bunu bilen insan niye üzümlensin, niye mahzun olsun ki? Allah'ın şeyi de çok hoşuma gider benim. Bu Mevlana Şibli, Ebubekir Şibli'nin bununla ilgili güzel bir hikayesi vardır. Hoca Efendi Kürsü'ne vaaz ediyor. O da dinleyiciler arasında şeyi anlatıyor. وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ. Yani nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir.
Allah şurada beraberdir, işte beraberdir, açta beraberdir, her yerde sizin yanınızdır falan filan. Anlatıyor, anlatıyor diyor. Ebu Bekir şimdi, efendim diyor, anladım. Yani Allah'ın bizimle beraber olduğunda şüphe yok. Ama siz kiminlesiniz acaba diyor. Hay maşallah. La tahsen diyeceğiz hocam. Evet. La tahsen. Allah bizi beraberliğine seçmiş. Elhamdülillah. Çok şükür. Denize bakıyorsun ve sadece uçsuz bucaksız bir ıslaklık görüyorsun. Vay sana, vay sana. Ummanlara dalmışlığın yoksa, kendi denizinde boğulmayı bilmiyorsan eğer, neden inciler çıkaramadığını düşünüp incitme şu nazik bedenini. İstiridyenin kabuğu içerisinde türlü meşakkete katlanıp Yusufça mahpusluğu Züleyha'nın arzularına tercih edemiyorsan, ben neden incileşmek yerine hep inciniyorum diye yorma öfkeni, gel tüketme nefesini. Kıymetsiz olan için direç salmazlar denize, kıymetlileri avlamak için olta atarlar. Ağlamak için bile uğraşmaya layık görmez seni eğer kıymetsizsen. Sende eğer bünyaminlik yoksa Yusuf'un tuzağına değmezsin. Değmezsin tuzağa. Gazabın senin için olduğu müddetçe kabuğunun içinde inci barınmaz. Kıymetli olmanın yolunu kendi kabiliyetlerinde aradığın sürece eksiklerin ne yapsan ne etsen tamamlanmaz. İç denizini yakan bir ateşi aşka tutulmaya mani hallerle hallenmeye devam edersen, denizler ateşlendiği vakit lavların içinden selamete eriştirecek elin merhametini ummaktan da umarsız kalırsın. Kadehinde inci yoksa cancağızım, kim ne etsin seni? Torbanda tas yoksa cancağızım, Yusuf niye eylesin seni? Neden yalazların koynundan çekip çıkarsın sahibin seni? İçinde tohum yoksa neden sahibin hasat umsun senden? Haksızlığı bile haksızlık olmaz mı böyle bir kurtuluşun umudunu taşıman bile? Hak etmediğin kurtuluşu, hak ettiğini sanman yakışır mı sana? Oysa sen sokakları arşınlamaya gücün yettiği vakit, kuşları, kurtları, börtü, böceği sevmeye akıl erdirebildiğin zaman, yığdıkça yığmak için bütün ayak oyunlarını en âlâ şekilde oynamaya iştahlandıkça, iştahlandığın mevsim bir lahza durabilseydin eğer, bir lahza ve durulmuşluğunun dinginliğine sığınıp kıymetsiz kelamları elinin tersiyle itebilseydin eğer, bir itebilseydin sadece söylenmesi gerekeni demen isteneni, de ki diyenin dedirtmesine terk edebilseydin eğer, de ki diyen, de ki derken senden duymak istediği bir duyabilseydi eğer, de ki Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, ayrıca deniz üstüne deniz katsak, yine de Rabbimin sözleri bitmeden denizler tükenir. İşte o zaman
denizin kalbine yapışmış istiridyenin karnında kıymetine baha biçilmez bir inci olurdun. Yunus gibi balığın karnında dipdiri kalabilir ve okyanusları imrendirecek bir pişmanlık denizine sahip olabilirdin. O vakit kimse de sana aşk için neleri feda edebileceğini sormaya yüz bulamazdı. Ve kim baksa yüzüne sormadan bilirdi ki sarhoş olmak için pişmanlık denizini kadeh kadeh içmekten gayrısı haramdır. Pişman mısın? İçinde ah mı var? Sen pişmanlık denizinin incisisin. Unutma, tuzağa değiyorsan eğer sen Yusuf'a sevgilisin. Unutma, kabuğunun içinde inci varsa sen kıyıdaki herkesin gözdesisin. Unutma, pişmanlığın içindeki en kutlu cevher seni bu dünya toprağına atan elbette kabuğunu kırmak ister. Sen buyursan ağaç olmaktan mahrum kalırsın. Haydi filizlendir kendini, dal budak sal sonsuzluğa uzan. Size de geliyordur bu tür sorular. Ben sıkça mektup alıyorum bugünlerde. Diyor ki Rab, ben kendimi o kadar çok günahkar hissediyorum ki yıllarca gaflet içinde kalmışım, uyumuşum. Şimdi hocam namaz kılacağım, başlayacağım da diyor. Rabbimin huzuruna gitmeye yüzüm yok diyor. Nereden başlasam diyor. Nereden başlasam? Evet. Tabii bunun en kestirme yolu herhalde samimiyetini itiraf ile tevbeden başlamaktır. Tevbe ile başlayıp bir yerden de yani yiğit düştüğü yerden kalkar derler ya, nereden ihmal etmişsek, nelerden geçmişsek onları yeniden ihya edecek. Yani namaz adına, kulluk adına, taat adına onları bir defa mevcutları tam olarak yapmak, kaçırdıklarımızı da olabildiğince belki gündelik bir plan yaparak o plan dahilinde onları da kaza edecek. O cümlelerin edecek. Kendisi bir samimi defa, değil mi hocam? Aynen. Yani samimiyetin şahikası onlar. Evet. Yalnız orada bir tehlike var. Yani yüzüm yok deyip şeye düşmesinler. Ümitsizliğe düşmesin. En tehlikeli. Düşmesin. Ama o olmadığı sürece bu tam bir itiraf, tam bir samimiyettir ve Cenab-ı Hakk'ın en çok hoşuna giden şeyidir. Yani Ehlullah'tan birisine soruyorlar. Diyorlar ki bu kadar günahkar olan bir kimse için tevbe kapısı açık mıdır acaba? O diyor ki cennetin 8 kapısı vardır. 7 tanesi kah açındır, kah kapanır. Sürekli açık değildir. Ama tevbe kapısı, Cenab-ı Hakk'a iltica kapısı, onun öndeki melek orayı asla kapatmaz. Sürekli açıktır. Tövbe kapısı hep açık. Hep açık. Dolayısıyla yani oraya iltica ettikten sonra kabul edilmemek gibi bir şey yok yani. İmkan yok. Dolayısıyla oradaki ve sizin söylediğiniz gibi samimiyet ve samimi iltica çok önemli. Cenab-ı Hak bundan hoşlanıyor. Yani zaten sizin dualarınız olmasa ne işe yarardınız sözü bu anlama geliyor. Yani samimiyetle Cenab-ı Hakk'a acizimizi itiraf ve Ya Rabbi kapına geldik. Evet. Bitti. Evet. Ya bundan evet. Başkası yok ki. Yani ben acizim. Benim neyim varsa sana ait. Sen verdin. Duayı da senin verdiğinle ediyorum. Kulluğu da senin lütfunla ediyorum. Diyebilecek bir samimiyetle itica ettiğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın en çok hoşuna giden ve gel ey kulum diye davet edeceği bu haldeki kuldur. Evet. O tövbe ve pişmanlığı içimizdeki o ah ateşinin közlerini
tam bir sıçrama noktası. Evet. Bir trampolin ayağa kalkış görüntüler. Noktası gibi. İşte burası. Evet. 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 Demek ki ben hala ölmemişim. Evet. Var benden ümit. Evet. Bir küllenmiş bir korum var. O üstündeki külleri üfleyeyim. Koru yeniden yangın ateşine çevirip Rabbim'e doğru koşayım. Ateşle. Samimiyet deyince hocam birini hep kıskanırım ben. Bir ablamız ismini falan da bilmem, meşhur biri de değil. Galiba yıl 2005, hacca gitmişiz TRT çekimleri için. Yine otelin lobisinde otururken hani bizi hoca zannedip geldi bir abla. Evet. O semti bilirsiniz, meşhur semti, Türklerin kaldığı yer. Neydi o? Mekke'deki semt. Mesfele'ydi o. Mesfele, evet. Mesmele diyor Türkler oraya. Mesfele diyor değil mi? Türkler besmele diyorlar. Besmele. Mesfele tabii. Aşağısı demek. Aşağı. Aşağı taraf. Evet. Dedi ki, buyur dedim abla, hani çok hacca gelmiş tabii. Evet. Çok olağanüstü bir şey ama çok ciddi bir derdi de var. Çünkü iki gözü, iki çeşme ağlıyor. Abla buyur dedim. Hayırdır, dinleyeyim. Hocam dedi, hani Kabe'yi ilk görünce yapılan dualar kabul oluyormuş ya dedi. Evet dedim abla, inşallah öyledir. Hocam ben dedi Kabe'yi ilk gördüğümde edeceğim duaları çalıştım. Hepsini ezberledim. Biliyordum. Ama hocam diyor Kabe'yi görünce dilim tutuldu. Ama yarım. Dizlerimin bağı çözüldü. Ben hocam hiçbir şey diyemedim diyor. Ama nasıl ağlıyor? Allah Allah. O ağlıyor. Bu defa ben de ağlamaya başladım. O zannediyor ki ben ona ağlıyorum. Böyle biraz kendime gelince dedim ki ya abla, Allah aşkına verebilir ya. Sen kendine niye ağlıyorsun? Biz ağlayalım. Bize ağla sen. Bize ağla. Ne dedi? Ya dedim, biz o Kabe'yi ilk defa gördük. Ve çatır çatır konuşmaya devam edebildik. Ya. Dilimizin bağı çözülemedi bizim. Ya. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı uyuşturucu alışkanlığından kurtulan gençlerimizden bir grubunun bizim rehberlerimiz eşliğinde Umre'ye gönderdi. Yani şeyden, bu Ramazan'dan sanıyorum bir ay kadar önceydi. Gittiler. Onlara başkanımız dedi ki giderken, sizin bu söylediğiniz şey çok uygun. Kabe'ye girdiğinizde gözünüzü kapalı olarak girin dedi. Harem-i Şerif'e. Evet. Tam, hatta rehberlere söyledi. Bunları dedi, Kabe'yi görecekleri yere kadar haremin içerisinde gözlerini kapatın, öyle götürün. Tam görme noktasına geldiklerinde gözlerini açın, ondan sonra dualarını etsinler, orada bize duadan unutmasınlar diye tembih etti. Sonra çocuklar geldiler. Evet. Umre yapmışlar, geldiler. Yani onların başındaki arkadaşımız, Hasan hocamız anlatıyor. Ama nasıl? Hocam diyor, nasıl bir heyecan. Çocuklar diyor, hakikaten aynen öyle yaptık diyor. Zaten bunları diyor, kimisinin burasında cilet var, kimisinin burasında şey var. Hatta görevliler, bunlar kim? Müslüman mı bunlar falan, müdahale etmek istedi. Dön dedi diyor, bunlar şu, tamam. O zaman dediler, girdiler diyor. Nasıl bir heyecan diyor, böyle tir tir diyorlar diyor. Gördükleri, bir feryat, bir şey, birbirlerine sarıyorlar, dualar ediyorlar filan. Gözyaşları sel oldu, hepimiz ağladık diyor. Yani işte o samimiyet dediğiniz gibi, şimdi bunlar batağın içinden kurtulmuş yavrucaklar. Cenab-ı Hak lütfetmiş, uyuşturucudan kurtulmuşlar. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı da onları Umre'ye götürmüş. Orada da böyle bir şartlandırdı onları Sayın Başkanımız. O şartlanmışlık içerisinde de Kabe-i Muazzama'yı görünce makaraları koyuvermişler. Gözyaşlarıyla falan. Elhamdülillah. Ne şimdi güzel bir şey. Hocam onları gel de kıskanma. Yani şimdi değil mi? O heyecan da. Çok profesyonelleşmektir. Allah muhafaza. Allah korusun. Allah korusun. Allah muhafaza. Bu işin doğal olanı, tabii olanı güzel. Amatörlük çok güzel. Evet, amatörlük güzel. Bu arada evet, Kur'an vakti geldi. Muhterem hocamız hazır. Hocam unutulmuşlar. Yalnız Duha suresine zam gelmiş olmasın. 51-59 demiş. Duhan olacak. Evet, Duhan'dır Duhan. O. Duha deyince ben işlemiş zannettim. Nun düşmüş o zaman. Emrullah Akbaş hocamız
İstanbul'un en tatlı camilerinden Laleli. Laleli. Laleli evet. Cami İmam Hatibi. Maşallah. Duhan Suresi 51 ila 59. Evet. Hocam buyurunuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإن لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم Artık sen de bekle
Çünkü ötekiler de beklemekte. Beklemek, cenneti beklemekse, cenneti beklemenin kendisi de hiç şüphesiz cennettir. Cennet beklentisi içinde olanlara ne mutlu. Onlar cenneti şimdi burada, dünyada yaşamaya ve tatmaya başlıyorlar. Dönüp bir geriye, ömrümüzün başladığı ilk günün bir yıl öncesine gitsek. Yokuz ortalıkta, beklenmiyoruz da ve tabii ki beklenmeyenin bir cennet beklentisi de yok. Olamaz da. Ama şimdi Duhan suresinin 51. ayetinden başlayıp son cümlesi 59. ayete kadar bir cennet tarifi var bize. Bize anlatılıyor. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar güvenli bir konumda olacaklar. Onlar emniyet içinde olacaklar. Cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Tarifsiz güzellikte ipek libaslar, altın sırmalı kaftanlar giyip göz göze bakışacaklar. Böyle olacak işte. Böyle olacak. Biz onları sıra dışı güzellikte bir bakış, pırıl pırıl bir kalp taşıyan eşlerle birleştireceğiz. Orada canlarının arzu ettiği her türlü lezzeti emniyetle, gölgesiz, lekesiz isteyip tadacaklar. Ki orada ilk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Bu cennet tarifi, cennetin sahibinin tarifi, bizim sahibimizin tarifi. Cenneti bize hazırlayan, bizi cennet beklentisi içinde alıkoyan, hiç beklenmeyen bizi herkesten önce bekleyip de var kılan, beklenmedik şu varlığımızı cennetin beklemesi, beklentisi haline getiren Allah. Vermek istiyorsa, istememizi istiyor demektir. İstememizi istiyorsa, vermek istiyor demektir. Bizi cennet beklentisi içinde tutan Allah'a hamdolsun. Cenneti beklemek de cennettir. Bu hiç umulmadık karlı ticaretin başında. Cenneti bekleyen olmak hiç şüphesiz onun bize lütfudur, feyzidir, sürprizidir. Sürpriz deyince bunlar ötesi de olmaz. İşte zafer bu. İşte zafer. Ne edelim, ne yapalım? Allah'ın sözünün hakkını vermeden cennete talip olmayalım. Çünkü cennet, cennetin en güzel yeri Allah'la konuşmadır. İşte Allah cennet diye konuşuyor bize. İşte Allah'ın konuşması cennet bekletiyor bize. Amenna. 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 Teşekkür ediyorum. Yaklaşıyor vakit. Yeni bir sabaha uyanmak üzere insanlar. Göz kapakları güne, güneşe merhaba diyecekler. Karanlığın gömleğinden bir Yusuf güzelliği çıkacak. Az sonra büyük bildiklerinin küçük olduğunu söyleyecek sana müessin. Allahu Ekber. Hatırla ki bir zamanlar sen de sıradan, o ki seni sıradanlaştıran herkesten büyük. Şimdi varlık sabahındasın. Uyan ve o güzel başını secdeye koy.
sonsuzluğun eşiğine baş koy şimdi. Vakit yaklaştı. Uyanmayacak mısın? Uyanmayacak mısın artık? Saatin sesi. Evet, evet hocam. Mübarek Duhan suresiyle tanıştık. Evet, evet, hakikaten. Cenneti bekliyor Allah. Olmak ne kadar güzel bir şey. Ben hiç beklemiyordum cenneti bekleyen olmayı. Ama işte Allah yani müminleri tarif ederken اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ diyor, değil mi? Yani cennet karşılığında canlarını ve mallarını Allah'a adayan, Allah'a satan, Allah'ın satın aldığı, yani gerçekten, yani o beklemeden maksat tabii bir adanmışlık, yani insanın ruhunun amatör, amellerinin profesyonel duygularla mücehhez olduğu bir anlayış içerisinde hedefinde sürekli Allah rızası ve cenneti olması, insan için hani dünyadaki mazakayı aktam dediğimiz ayak kaymasından, dünyevi şeylere kaymaktan, boş ve anlamsız işlerle meşgul olma tarafına meyletmekten insanı esirgeyen, koruyan bir özelliğe sahip. Yani zihnimizin derinliklerinde Allah'a, onun hesabına, onun cennetine talibim ben dediğiniz zaman bir dakika demek ihtiyacı hissediyorsunuz. Ama böyle bir kaygınız yoksa, böyle bir yere merbut değilse gönlünüzdeki duygu ve düşünceler, o zaman nereye savrulacağı belli olmuyor. Dünya tarafına gidiyorsunuz, masivaya gidiyorsunuz, anlamsız işlere doğru gidiyorsunuz. Bazen yani gündelik hayat, sosyal medya vesaire falan o kadar şey yapıyor ki, yani ibadet hayatınız bile bunların gölgesinde kaldığı olabiliyor. Evet. Evet. Şey, yani şimdi bir tüccar için, esnaf için en dehşetli sorun, malı olup da çok değerli hem de, ona müşteri çıkmamasıdır. Evet. Ya da müşteri çıksa bile gönülsüz olması. Gönülsüz olması, gönüllü olsa bile bedelini ödemeye gönlünün, evet, yatmaması ya da imkanı olmaması. Evet. Şimdi şu hayat işte. Bunu sürpriz elimize geçti. Servet. Evet. Miras. Kime satacağız? Müşteri arıyor insan. Evet. Yani, tuhaf geliyor Allah'a müşteri demek ama Allah kendisine söylüyor. Kendisi söylüyor. Kendisi söylüyor. Tevbe 111. Evet. Yani aslında bir manada bize bizim anlayacağımız kavramlarla hayatı ve dini anlatıyor. Yani dine ticaret diyor. Tabii. Ticarete çağırıyor sizi. Ondan sonra Allah'a verilen söze, peygamberle yapılan muahediye alışveriş diyor, beyat diyor. Allah'a sat diyor. Sat diyor tabii. Allah'a ve sahip olduklarını. Evet, Allah'a sat diyor. Allah müşteriyi seni bekliyor diyor. Müşterisi Allah olan kalitesiz iş yapmaz o zaman. Yapmamalı. 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 Yani. Gerçi ben o Allah'ın bizim defolu malımızı da aldığını biliyorum. Kesinlikle öyle. Günahımızı evet, tövbe etmek şartıyla evet, alıyor. Bu arada hocam işte, dede olduğunuzu da biz biliyoruz da, yani bu kadar dede olduğunuzu yeni fark ettim. Sakalımızdan belli değil mi? Sakalımızdan, yani aklından. Aklından evet, daha doğrusu. Evet. Hüdayi gördüm de. Evet. Hüdayi mahtum. Evet. Hüdayi mahtum. Hüdayi bir de manevi babanız. Evet. Doğru. Çok doğru, güzel bir vefa örneği. Evet. Şimdi Hüdayi'nin oğlu İbrahim. İbrahim gel. Gel bakalım bak. Fırsatı kaçırma bak. İnsanın dedesinin olması. Şurada dur. Buraya gel. Şöyle geç bak. Sen bak yanıma gel. Merhaba yap. Hoş geldin. Görüyorsun değil mi? Evet. Bak. İnsanın dedesinin olması çok güzel bir duygudur. Evet. Daha harika bir güzelliktir. Bir defa dedenin kıymetini bileceksin. Sağolun. İnsanın babasının olması, o da ayrı bir güzelliktir. Onu da bileceksin. Dedesi olmayan, babası olmayan bir adam olarak söylüyorum. Değil mi? Ya. Dede olmak da çok güzel bir şeydir. Hocam siz de bizim İnsanın için de büyük mazhariyet. İnsanın torununun olması nasıl bir durum? Elhamdülillah tabii. O da ayrı mazhariyet. Kaç tane var hocam şimdi torun? 13 tane.
Anlamadım hocam. 13 tane torun var hocam. 13 tane torun mu dediniz? Evet. Hay maşallah. 5 evlat, 4 evli. Elhamdülillah. 13 tane torun var çok şükür. Hay maşallah. Barakallah. İbrahim bunlardan birisi. İbrahim bunlardan birisi. Kaçıncısı hocam? Ezberinizde vardır bence. Herhalde. Bir dakika hocam. 13'ün adını ezbere biliyor musunuz? Bilirim. Sayın hocam. Peki. Yusra, Afra, ilkleri Zeynep, Didar. Sonra Sami, Ebu Bekir, Ahsen, İbrahim, Hatice Nur, Afife. Ondan sonra Cüneyt, efendim, Ceyda ve en son İbrahim. Bir İbrahim'imiz daha var. İbrahim, bir İbrahim. Bu Halil İbrahim, o İbrahim. İkinci İbrahim. O küçük, İbrahim. En küçük o. Evet. Yani bu birinci İbrahim. O ikinci İbrahim. İbrahim. Evet, sultan adı gibi. İbrahim'cim çekiyorsun. Allah sana çok çektirmesin de. Şöyle kaldıralım. Burada Mevlana sözleri var. Bakalım bahtına ne çıkacak İbrahim, hadi. Evet. Bu arada teşekkür de edelim. Bu Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bize bir güzelliği, tamam, çekti. Dursun orada. Tabi bu arada Eyüp Belediyesi'ne ne zamandır teşekkür etmeyi unuttum ben. Bu imkanı, bu mekanı sağladılar. Evet. Ellerine sağlık, güzel de hizmet veriyorlar. Başım. Evet, şimdi senin sesini duyamazlar. Mikrofonun yok ya. Buraya yanaş, buraya konuş. Oku bakayım. Ey surete tapan, daha ne kadar şekle takılıp kalacaksın? Şu özden yoksun canın. Şekilden kurtulmadı mı gitti? Allah Allah, ne heyecanla okudun oğlum. Hazreti Mevlana. Evet, tamam, anlaşıldı. Teşekkür tamam, ediyorum. Tamam, hadi gidebilirsin şimdi. Buyur. Teşekkür, buradan. Şuradan dedenin yanından git. Heh, bakalım. Hadi bakayım. Ey surete tapan, daha ne kadar şekle takılıp kalacaksın? Şu özden yoksun canın, şekilden kurtulmadı gitti. Evet. Ben tamamen üzerime alınıyorum. Bedenini yağlı ballı nimetlerle besleme, bedenin toprağa verilecek kurbandır. Canına bak, ruhuna bak diyor Hazreti Mevlana. Bedenini yağlı ballı gıdalarla besleme, onu toprağa kurban vereceksin diyor. Esas canına bak, ruhuna evet, bak, özüne bak. Hocam bir infakta bulunmak ister misiniz? İnfak. Evet. Şüphesiz. O zaman konuşma hakkınızın bir 5 dakikasını, çok da değil, belki 3 dakikasını alacağız. Tamam, buyurun. Bu bizim de infakımız olacak. Hesapta yoktu ama Mehmet Kutlu İnanç kardeşimiz Kahramanmaraş'tan bana mail mi atmış? Ben talep ettim. Ne yapıyorsun? Bir anlat diye. Geçen Ramazan'da da ben uzun uzun anlattım. Şimdi biz Suriyeli mültecileri dışarıdan görüyoruz. Biraz aynen, da böyle büyük şehirde olunca fark etmiyoruz. Onları işte dilenirken, mendil satarken yol evet, kenarında falan görüyoruz. Maalesef. Biraz bu konuda hani gayretimiz de eskidi, epridi gibi. Yani biraz alışkanlık, bağışıklık kazandık sanki. Bağışıklık olmasın. Ben şimdi hikayenin içini insanlar görsün istiyorum. Bugünkü portremiz Vahide hocam. Allah Allah, dinleyelim. Vahide. O gün oruçlu olan Vahide'ye, Vahide oruçlu, 8 yaşında. Ne olur. Ama en çok neyi özledin? Bu Ramazan'da en çok ne mutlu etti seni diye sorduk. Bu dün yaşandı bu. Yanı başındaki annesine ve kucağındaki kardeşine sarıldı ve derinden baktı. Vahide 8 yaşında ama çoğumuzdan fazla dert görmüş, ağır sorumluluklar yüklenmiş bir insanın minik bir bedene bürünüp de bize görünmüş, arınmış hali. Allah Allah. Bir yanlış adres ve yönlendirmeyle tanıştık Vahide ve 3 kardeşiyle. Yanlış adreste Vahide bulunuyor yani. Vahide'yi okul haricinde hiç dik dururken görmedim diyor. Tanışıyoruz epeydir. Zira kucağında hep minik kardeşi yahut kuzeni olur. Allah. Vahide zar zor ayakta durmaya çalışır. Kedi büyüklüğünde farelerin cirit attığı bir eve girmiştik. Hemen girişteki avlunun üstü üzüm asması, sağ taraf yarı yıkık. Ev sahibi yaşı ilerlemiş bir amca.
Birazdan o da geldi yanımıza. Kendisi de zaten aynı mahallede oturuyor. Sıkıntılara ne çok yakın ama ne de çok uzak. Ev sahibi abi dedi, benim ömrüm kahvede meyhanede geçti. Allah beni hala seviyor ki bana bunları gönderdi de. Bari düzgün bir iş yapayım deyip bunlara verdim burayı diyor. Allah Allah. Şimdi kendi evleri gibi burası ve istedikleri gibi otursunlar diyor iç çekerek. Günün sonunda bir kenara çöküp kaldığımızı unutmuyorum hiç. Bizi etkileyen o kadar çok ders vardı ki. Vahide birçok yaşıtı gibi babasını Halep'te bir bombalı saldırıda kaybetmiş. Allah Allah. Ne garip değil mi hocam? Birçok yaşıtı gibi diyebiliyoruz ve şaşırmıyoruz. Bunu. Ama ya. Birçok yaşıtı gibi bu yeryüzünde oluyor. Hey Allah'ım sen görüyorsun. Amin. Annesi olayı hiç kabullenmemiş. Sıkıntılar, baygınlıklar derken artık bu ağır yükü çekemez hale gelmiş. Hastaneye yatırmışlar. Ki biz bu mücadeleyi biraz biliyoruz, çoğuna tanık olduk. Vahide ve kardeşleri yalnız. Anne bir süre hastanede kaldı, teşhis konulamadı. Bir gün, bir sabah gelen telefonu hiç unutmuyorum. Kim hayatında bu kadar keskin ve yakıcı telefonlar alır ki? Abi durum kötü. Hastaneye göndermek istiyor. Eğer elinizden gelen varsa bir şey yapın. En azından yakın bir yerde vefat etsin. Başka bir şehre gönderirlerse gel git olmasın garibanlara dedi ev sahipleri. Gözümün önüne ilk gelen Vahide'nin kucağındaki kardeşiyle her zamanki gibi eğik duruşu ama keskin bakışlarıydı. Konuşmayan, pek konuşmayan ama her şeyi gözleriyle anlatabilen bir hanım kız Vahide. Zaten biraz da kendimi görüyorum onda bu haliyle. Çok şükür hastane kabul etti. Hemen teşhis konuldu. Ameliyatlar derken uzun bir ayrıldıktan sonra 8 yaşındaki Vahide ilk defa annesini gördü. İlk defa annesini gördü. Vahide'yi görüp sımsıkı sarılıyordu. Vahide daha başka ne isterdi ki? Neydi soru? En çok neyi özledin bu Ramazan'da? En çok ne mutlu etti seni? Ya Vahide'nin annesi. Allah Allah. Evet. Şimdi hocam. Evet gerçekten. Pamuk eller cebe gitsin. Yani biz bu vazifeyi aldık. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yardım kuruluşu var. Tabii. Diyanet hatları var. Evet. Bununla ilgili. Şu telefonu alıyorsunuz. Evet. SMS bir tane var. SMS yazıyorsunuz. Değil mi? Uygun numaralar da var. Şimdi evet. Hatırımda değil ama. Evet. Yani çok güzel, güvenilir yardım kuruluşlarımız var. Şimdi tabii şu anda bizim bu sınır vilayetlerimizde asılan çadırların hepsinde devam eden hizmetlerimiz var. Hem Kur'an kursu hizmetlerimiz var, hem yardım iftar hizmetlerimiz var. İftarlar açıyoruz orada. Mesela önümüzdeki hafta pazartesi günü inşallah Ankara'daki Suriyeli kardeşlerimizle Kesiören'de bir iftarda beraber olacağız. 4000 kadar Suriyeli kardeşimiz inşallah iftar sofrasında ağırlayacağız. Ama tabii en önemlisi okul çağındaki çocukların okula kavuşması. Çünkü sayıları 2 milyona yaklaşan bu insanların Suriye'ye dönme ihtimalleri şu anda ufukta çok zayıf görünüyor. Ve zaten belki bir süre sonra gitmek de istemeyecekler bu imkan da olsa. Dolayısıyla bunların Türkiye'ye rehabilite edilmesi, intibak sağlayacak şekilde çalışmalar yapılması, yani çocuklara dil öğretilmesi ve bunların topluma kazandırılması, yani bunların, bu çocukların özellikle şu anda o bahsettiğimiz Vahide gibi 8 ila 15-20 yaş arasındaki çocukların eğer ihtiyaçları görülmez, sahip çıkılmazsa, bunlar gerçekten büyük bir travmayla büyürlerse ülkemiz için de kendileri için de büyük sıkıntı olabilir. Onun için madem ki biz böyle bu sorumluluğu üzerimize aldık, yani bu sorumluluk çerçevesi içerisinde müminler olarak, inanan insanlar olarak bu muhacir kardeşlerimize ensar olmanın derdinde olmalıyız. En azından bunları bu ülkede yani yabancı olmadıklarını, buranın değerli birer ferdi ve misafir olduklarını onlara hissettirmeliyiz. Biz de aynı durumda olabilirdik yani.
Bu evet. Çok uzak bir ihtimal evet. Değil. Hani engelliler için her zaman söylenir ya, herkes potansiyel engellidir diye. Yani herkes potansiyel muhacir olmaya veya vatansız kalmaya adaydır. Yani Allah esirgesin, kimseyin başına vermesin. Yani evet. İşte çok öteye gitmeye gerek yok. Yani 1990'lı yıllarda Bulgaristan'dan gelenler, 94'lerde işte Bosna'dan gelen kardeşlerimiz, yine 90'lı yılların sonunda Makedonya'dan, Kosova'dan gelen kardeşlerimiz. 99-17 Ağustos'un sabahında. Sabahında depremle ilgili uyandığımızda. Evi yani zenginken, kalmamış. Zenginken akşam zengin yatıp sabahleyin fakir kalan kardeşlerimiz. Bunlar hakikaten yani imtihan dünyasında karşılaştığımız acı sahnelerdir. Cenab-ı Hak da madem ki velenebil venneküm diyor. Ben sizi sınayacağım, deneyeceğim diyor. Bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğuna madem ki inanıyoruz. Hal böyle olunca yani empati işte burada gerekiyor. Yani evet. Onların yerinde biz olabilirdik. Bizim yerimizde onlar olabilirdi. Dolayısıyla bizim onların yerinde olabileceğimizi düşünerek yani bize nasıl yapılmasını istiyorsak onlara aynı şeyleri yapmaya çalışmak herhalde bir insani görevdir. Çok İslami kolay görevdir. Yani. Şimdi belki de yarın geceyi hazırlarım. Yani yardım kuruluşlarımız Kızılay'dan, Diyanet Vakfı'ndan, diğer kuruluşlara kadar evet. Diğer kuruluşlar hepsine varıncaya kadar her birisinin zaten bir şeyi var. Bir SMS kodu kesinlikle var. Evet. Çok kolay öğrenmesi ve yani infak bu. İnfak Ramazan'da da yapabileceğimiz ölçüsünü. En iyi şey bu. Zaten insanın en iyi sınandığı yerlerden birisi infaktır. Evet. Yani evet. Vermekte insan sınanmış olur ve samimiyetini, gönlündeki duygunun samimiyetini o zaman ortaya koymuş olur. Yani lafzen bunu söylemek kolay ama hakikaten elimizi cebimize atıp da bir şeyi verebiliyorsak o söylediğimiz o limete kulüne malate falundaki şey gerçekten samimiyete dönüşmüş demektir. Yani onun için bu Ramazan mevsimini bir vesile bilmek lazım belki. Bu vesileyle yani oradaki kardeşlerimize bir şey ulaştırmanın derdinde olmak lazım. Sonuçta bu komşuluk hukuku artı kardeşlik hukuku. Yani din kardeşliğimize aittir. Hukuk bizim boynumuzun borcu. Dolayısıyla Ramazan'ı iyi değerlendirmemiz gerektiğini şahsen düşünüyorum. Evet. Buraya kadar aslında çok güzel geldi. Yani milletimiz çok şükür. Elhamdülillah. Bizi yani mahcup etmedi. Biz sahiplenme olmadı. Noktasında bizim milletimiz çok âli cenap. Eskiden beri böyle olay gelmiş. Çok şükür. Yani çok şükür. İşte hatırladığımız, bildiğimiz en az 100-150 yıllık tarih süresi içerisinde çok göçler olmuş Türkiye'ye. Bu manada çok ilticalar olmuş. Yani Rusya'dan, Kafkaslardan, Balkanlardan, ne bileyim başka ülkelerden her zaman, her dönemde gelip sığınanlar olmuş. Ve hiçbir zaman bizim ülkemiz gelip bu sığınanlara sizin burada ne işiniz var? Gidin ülkenize dememiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, kardeşimizsiniz. Biz sizinle imkanlarımızı paylaşacağız, sofralarımızı paylaşacağız demişiz, diyebilmişiz. Topraklarımızı paylaşmışız. Yer yurt vermişiz dışarıdan gelenlere. Bu çok güzel bir âli cenaplık duygusu doğrusu. Başka yerlerde bunu görmek mümkün değil. Mümkün değil. Bu medeniyetin banisi Allah Resulü. Amen ve sadakna. Yani o işte aramızda o var. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun ayeti kerimesi deniliyor ya. Yani bu iyiliğin, infak etmenin en temel ögelerinden birisi bu ayeti kerimedir. Yani siz sevdiğiniz, hoşunuza giden, beğendiğiniz mallarınızdan infak etmedikçe gerçek bir duygusuna, bir ve takva duygusuna eremezsiniz. Yani bir dediğimiz şey aslında sadece iyilik yapmak, doğuya batıya yönelmek veya kıbleye dönmek değil. Zihnimizle, kalbimizle davranışlarımızın aynı olması manasına geliyor. Yani birri leysel birra diye başlayan ayet-i kerimede Allah Teala anlatırken yani iyilik doğuya batıya dönmeniz değildir. Gerçek iyilik Allah'a inanan, meleklere, kitaplarına, ahiret gününe inanan kimsenin yaptığı iyiliktir. O malını, malının canının yongası olan malını Allah için verendir. Yani bunun bir iman davası olduğunu, sonra gerçekten bir sevgi işi olduğunu,
ve bir eyleme, davranışa dönüşmesi gerektiğini ayetin devamındaki diğer şeylerle, bir de ayrıca yani orada bir vefadan bahsediyor Allah Teala Hazretleri. Söz verdiklerinde sözünde duran vel mufune bi ahdim bima ahadu, yani ahitleştikleri zaman sözünde durmak. Yani biz bir bakıma fiilen bu kardeşlerimize de söz vermişiz. Evet. Allah'a söz vermişiz, en önemlisi. Yani elestü bi rabbikum eles vezminde. Evet. İnfak etmek aslında samimiyetin ölçüsü. Tabi. Göstergesi. İnfak kelimeleri aynı kökten geliyormuş herhalde. Tabi. Yani, nifak, nefak, infak aynı kökten. Aynı kökten. İki kelime. Yani demek ki ya münafık olacağız ya münfık olacağız. Aynen öyle. Yani infak eden iki yüzlülükten kurtarır. İnfak tünel açmak demek. Evet. Yani siz infak ederek dağın tepesini aşamayan ve aşağılarda kalmış olan insanın önünü açıyorsunuz. Harika, güzel. Ona yol veriyorsunuz yani. Sen bu engeli böyle aşarsın diyerek destek oluyorsunuz. Şöyle diyebiliriz. Alan tarafımız var. Bir de veren tarafımız var. Bir de veren tarafımız var. Hani biriktirmiyoruz arada. Torbalaştırmıyoruz. Kesinlikle. Bize gelen gidiyor. Bizden gidiyor. Bir başkasına olacak. Gidiyor. Bir de tabii bu işin edebiyle yapmışız. O da söylenir. Yani el yedül ulye hayru minel yedü süfle. Yani yukarıdaki el aşağıdaki elden hayırlıdır. Yukarıdaki el veren el. Aşağıdaki el alan el. Ama burada veren alan aşağıdaki yukarıdaki psikolojik bir incinmeye sebebiyet vermesin diye biz verirken bile yukarıda veren el üstte olsun buna rıza göstermemişiz. Verirken sürekli aşağıda olmaya özen göstermişiz. Bardağın altından tutmuşuz. Verirken buyurun Allah'ım. Aman ne güzel. Yani böyle yukarıdan buyurun dememişiz. Bu bence çok önemli bir hedef. Buyurun. Evet. Parayı verirken de avucunda böyle buyurun evladım. Veya bir şey ikram, buyurun evladım. Yani kendisi aşağıda, elinin aşağıda olmasına razı oluyor. Alan yukarıdan alsın ve o elidül ulya o olsun. Yukarıdaki el o olsun. Elhamdülillah. Çok yani, güzel. Yani çok güzel bir nezaket ve zarafet bu. Aslında bizim milletimize has bir şey bu. Vermeyi ve vermek o herhalde. Yani veriyorum ama benim üzerimden veriyor Allah. Bu bana şeref olarak yeter. Ben sana müteşekkirim diyor yani. Evet, aslında alana veren müteşekkirdir. Evet. Alan daha muteber onun gözünde. Tabii. Sen olmasaydın ben bu malımı ahirette taşıyamazdım. Evet. Sen fukara olmasan, sen mülteci olmasan ben... Çünkü kişinin gerçek malı verdiği maldır diyor Peygamberimiz. Yani veren yoksa nasıl vereceksin? Yani vermediği ülkesinde bulunan varisinin malıdır. Yani bugün öldüğü an o varisine kalacak. Kendi malı değil, gitti. Kendisiyle ilişkisi bitti. Kendisiyle ilişkisi vel bakiyatü salihat, yani sağ iken verip gönderdiği, rezerv ettiğidir ahiret için. Yani eyvallah. Ahiret için rezerv ediyorsa o bakiyatü salihattır yani. Eyvallah. Onun için önceden göndermek, vermek hakikaten o söylediğiniz samimiyetin göstergesi bakımından da son derece anlamlı. İnşallah. İnşallah. Allah verenlerden samimiyetle eylesin. Bugün Ramazan'ın 15'i Nebi ciğerfaresi Hazreti Hasan Efendimiz'in dünyayı teşrif yıldönümüydü. Elhamdülillah. Huzuri'nin tabiriyle vaktin şerefi Hasaneyn'i anan dillerde ve gönüllerdedir. Bu vesileyle vaktin şerefine Allah bizleri de ortak eylesin. Amin. Rabbi Rahim, Hasan'ın ve Hüseyin'in hatırasıyla yaşayanlardan eylesin her birimizi. Evet. Ah, torunlarına güzel ismi veren o peygamberin bana benzersin dediği torunu efendimizin bana benzersin. Evet efendim. Vakit, niyet vakti, Allah büyük, başka her şey küçük. Allah kabul etsin.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. الصلاة